İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden gerek kamuoyunda gerekse mecliste konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye konu üzerinden çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim. Anayasamızın yargı yetkisi başlıklı 9. maddesinde yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Yine anayasamızın 138. maddesinde görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı yasama ve yürütme organlarıyla idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştirmeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktirmeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Anayasanın bu maddesinden anlaşılacağı üzere bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Kararı verecek olan ne yürütme, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir. Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak siyasal akılsızlığın ta kendisidir.